Efendim? Yusuf Bey, kayınpederiniz geldi. Acilen sizinle görüşmek istiyor. Müsait değil de, toplantıda de. Bana ayıracak. 2 dakikan vardır herhalde Yusuf Efendi. Baba, mesele dükkan meselesiyse ben arayacağımı söylemiştim size. Artık senden dükkan mükkan istemiyorum. Ne oluyor, ne bu tavır? Bilmiyormuş gibi yapma. Ailecek kızımın sana düşkünlüğünü kullanıp onu oyuna getirdiniz. Ama yemezler. Siz o sözleşmeyi kızımın önüne uzattığınızda malınızda mülkünüzde gözümüz var zannettiniz herhalde. Ne sözleşmesi, ne malı mülkü? Neden bahsediyorsunuz baba? Bana baba deme. Bundan böyle kızımdan da ailemden de uzak dur. Sözü attık. Bu iş burada biter. Ne demek oluyor şimdi bu? Söz attık, iş bitti falan. Ne yapmışım ki ben? Kızımın önüne evlilik sözleşmesini sürmüşsün. Daha ne yapacaksın ki? Evlilik sözleşmesi mi? Sakın bana haberin yokmuş gibi oyunu yapma. Ben Havva değilim. Onun gözü açtan kör olabilir ama benimki açık, Allah'a şükür. Sen aklınca evlenmek istediğinde malından, mülkünden, servetinden el çekecekti, öyle mi? Allah Allah, ben Havva'dan böyle bir şey istemedim. Kim istedi peki? Senin lafını ezip geçecek yürek bütünlüğü kimde var? Ha? Cevap veremedin. Artık cevap versen de manası yok. Ailemize büyük hakaret ettiniz. Baba, tamam kızmışsınız, haklısınız. Ama benim böyle bir şeyden haberim yok. Böyle bir şey olsaydı izin vermezdim buna, engel olurdum. Siz merak etmeyin, bunun telafisini yapacağım ben. Olmuşla ölmüşe çare yok. Siz bizim onurumuzu kırdınız. Gerisi laf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.